Şimdi seçimler sona erdi ama hala devam eden bir takım problemler var ki ciddi problemler olduğunu görüyoruz. Doğrudan aslında parlamentodaki sandalye sayısına işaret ederek bu parantezle birlikte anonsumu yapayım. Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya'nın yargılandığı davada avukatların mahkemeye sunduğu milletvekili mazbatası yeterli görünmedi. Mahkeme Kaya'nın vekilliğinin meclis genel sekreterliğine sorulmasına karar verdi. Adalet Kaya Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya'nın yargılandığı davanın duruşması Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Avukatların mahkemeye sunduğu milletvekili mazbatası yeterli görülmedi. Savcılık, Meclis Genel Sekreterliğinden milletvekili belgelerinin istenmesini talep etti. Adalet Kaya'nın Rosa Kadın Derneği Başkanlığı yaptığı dönemdeki dernek faaliyetleri suçlamaya delil olarak gösterilmiş ve Kaya hakkında örgüt üyesi olmak iddiasıyla 15 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılmıştı. Savcı mütalasında Kaya'nın hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Adalet Kaya'nın milletvekili seçildiğine ilişkin bilgi ve belgelerin istenilmesi için İl Seçim Kurulu ve Meclis Genel Sekreterliğinden talepte bulunulması istendi. Ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından Adalet Kaya'nın avukatı Gazal Bayramsa müvekkilinin milletvekili seçildiğini belirterek İl Seçim Kurulu'ndan alınan mazbatanın örneğini mahkemeye sundu. Avukat Elif Trenç ve İpek Ulaşsa yurt dışı çıkış yasağı tedbirinin kaldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti Kaya'nın milletvekili seçilerek göreve başladığına dair İl Seçim Kurulu ve Meclis Genel Sekreterliğinden bilgi ve belgelerin istenilmesine karar verirken, Kaya hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirinin kaldırılması talebini reddetti. Duruşma 25 Ekim 2023 tarihine ertelendi.